Arkadaşlar bu soruda Ömer, Miray ve Ayşe'den bahsediyor. Biz de dedik ki Ömer, Ayşe ve Miray ile alakalı. Hocam bu adamların bir şimdiki yaşlarından bahsetmiş. Şimdiki yaşların toplamı hocam 67'ymiş. Topladığımız zaman şimdiki yaşlarının toplamının 67 olduğunu göreceğiz. Hocam diyor ki sorumuzda Miray doğduğunda, yani geçmişe gidiyoruz. Miray doğduğunda 0 yaşındaydı. Hocam diyor ki Ömer'in yaşı Ayşe'nin şimdiki yaşından küçüktü. Hocam Ayşe'nin şimdiki yaşı A olsaydı Ömer'in o zamanki yaşı Ayşe'den, yani Ayşe'nin şimdiki A yaşından küçük olacaktı. Ya kardeş, biz diyor ki sorunun devamında Miray 24 yaşındadır. Yazıyoruz 24 yaşında. Miray 24 yaşındaysa toplamlarımızın 67 olabilmesi için bugün Ömer'le Ayşe'nin yaşlarının toplamının 43 olması gerekmiyor mu? Evet. Hocam Ayşe A yaşındaysa o zaman Ömer 43 eksi A yaşındadır. Bu 43'ten A'yı çıkarırsam Ömer'in yaşını bulurum. Hocam diyor ki şuna bakalım. Miray'ın doğduğu zamana gitmek 24 yıl geriye gitmek demek değil midir? Eğer 24 yıl geriye gitseydim, bak o zaman 24 yıl geriye gitseydim bu arkadaşın yaşı 43 eksi A'dan 24'ü çıkarınca ne olacakmış? A'dan büyük olacakmış. Hemen şöyle aşağıya bir yere yazıyorum. 43 eksi A eksi 24 A'dan küçük olacakmış. Hocam buradaki eksi A'yı karşıya atarsam 2A, burası da 19 kalır. Hocam biz ne istiyoruz? Ömer'in şimdiki yaşının en çok olmasını istiyor soruda. Ömer'in yaşının en büyük değeri nedir diye soruyor. Ömer'in şimdiki yaşı da 43 eksi A değil midir? Bunun en çok olabilmesi için, 43 eksi A'nın en çok olabilmesi için A'mızın küçük olması lazım. Yani 2 A'mız 19'dan büyük olabilmesi için en az ne verebiliriz A'ya? A'ya 10 veririz. Götürür yerine yazarsak 43 eksi 10'dan Ömer'in yaşı en çok 33 olarak bulunacaktır arkadaşlar.